İstediğimi düşündüğüm istemediklerim. Şimdi biraz sesli düşündüğüm bir video olacak bu. Ve e, birden çok görüşmede sıkça son dönemde dediğim, karşılaştığım ve yakaladığım e, bir durum. Şimdi baktığımızda etrafımızdaki e, insanlarla ilgili bu ister iş yerinde olsun, ister özel hayatta olsun, ister genel olarak olsun fark etmez. İnsanların veya kurumların da olabilir aslında söyledikleri ile yaptıkları arasındaki fark açıldıkça bu bizim hoşumuza gitmeyen bir durum olarak kendini gösteriyor ve normalde yani bir insan ben yalan söylemiyorum dedikten işte bir süre sonra yalan söylediğinde hani bu ne Periz bu ne lanatırsı durumu ortaya çıkıyor veya bir kurum senaryosunda işte biz şuna değer veriyoruz. Atıyorum işte şöyle bir örnek daha belki tanıdık olabilir. işte kurum biz çalışanlarımızın motivasyonuna değer veriyoruz deyip motivasyonu tamamen yerli bir edecek bir davranış ve kültür sergiliyor olması. Bir yöneticinin izindeyken çalışmanızı kesinlikle istemiyorum dediği bir senaryoda sonra kendisinin izindeyken mail atması. Şimdi böyle senaryolar tabi burada bu bahsettiğim örnekler de yani etkiler de var. Yani Çünkü insanların bizim de dair olmak üzere söylediklerimiz değil yaptıklarımız örnek alınan şeyler olmakla birlikte bu yönetici çalışan ilişkisinde de aynı şekilde bir de tabii insanların söylediklerini duyuyoruz evet ama sonra yaptıkları tamamen farklıysa yaptıklarını alıyoruz ve söylediklerini tamamen boşa çıkartıyoruz. Bunu otomatik bir şekilde yaparken o aradaki mesafenin açılımı da o insanla ilgili bir negatif düşünce oluşmasına sebep oluyor. Çünkü hatta bunu ekstrem noktaya çekersek işte bunu iki olarak bile hani ekstrem noktada tanımlayabiliyoruz. Şimdi bütün bunları bu şekilde bir kenara koyalım. Hani söyledikleriyle yaptıkları aynı olmadığında bu davranışa karşı olan negatif yaklaşımımız, bu davranışı sevmememiz, bu davranışı sergileyen insanlarla ilgili iyi düşünmüyor olmamız bir anlamda. Çünkü şeyi yok ediyorlar, bilinirliği yok ediyorlar, tahmin edilebilirliği yok ediyorlar ve bilinmeyen getiriyorlar hayatımıza. Yani birisi ben işte e, su içmeyi severim dedikten sonra su içmediğinde, dediğini yapmadığında aslında bir bilinmeyenlik getiriyor senaryonun içerisine, hayatımıza. Ve insanoğlu olarak genel olarak bilinmeyenleri sevmiyoruz. Biz bilininilebilir, ah konuşamadım. Çok güzel. Tahmin edilebilir diyelim şeyleri seviyoruz. Tahmin edilemeyen şeyleri sevmiyoruz. Ve bir şey söylediğinizde o aynı şekilde gerçekleşirse tahmin edilebilir davranışlar sergiliyor oluyorsunuz. Tutarlı davranışlar sergiliyor oluyorsunuz ve bunu seviyoruz. Ama söylediğinizin tam tersini yapmaya başlarsanız tahmin edemiyoruz artık ne yapacağınızı. O yüzden bir hoşumuza gitmiyor. Tabii bu patern bu şekilde devam ederse dediğim gibi tamamen söylediklerinizi artık ciddiye almamaya başlıyoruz ki o da bir başka bir iletişim problemi ortaya çıkıyor. Hani klişe çocuklara anlatılan hani 3 defa 4 defa yalan söylersen bir sonraki söylediğinde yalan söylemediğini nereden bileceğim hikayesine dönüşüyor olay artık. Şimdi bunu kenara koyalım. Diyeceksiniz ki bu bizim isteklerimizle ne alakası var? Şimdi planlarımızı yaparken hayatla ilgili veya kendimize bakarken de bazı isteklerimiz var. İşte şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, şunu, şuna sahip olmalıyım. Değil mi? Şu noktada olmalıyım gibi. Bu isteklerin nerelerden yola çıktığını yine bir kenara koyuyorum. Fakat şöyle bir enteresan durum ortaya çıkıyor. İstediğimiz şey ile kendi yaptığımız davranışlar hizalı olmadığında bu davranışı, bu aradaki açıklık fazla olduğunda başka birisinde ona gösterdiğimiz tepkiyi aslında kendimize de gösteriyoruz. Örnek vereyim ve bunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Sağlıklı yaşamak istiyorum veya sabah erken kalkmak istiyorum. Ben sabah sabah erken kalkmak istiyorum. İşte sabah erken kalkmak doğru davranış. Sabah erken kalkmak çok iyi oluyor gibi konuşan fakat sonrasında hiçbir sabah erken kalkmayan birisi olduğumuzda başkalarının perspektifiyle bakmıyorum şu noktada. Kişinin kendi perspektifiyle bakıyorum. Sürekli bir fikri söyleyen fakat davranışı onun tam tersi veya hizalı olmayan bir birey olduğunuzda zaman içerisinde bir kendi gerçekliliğinizi beğenmemeye başlıyorsunuz. Çünkü o aradaki açıklık başkalarında gördüğünüzde tasvip etmediniz bir anlamda hoşunuza gitmeyen olmaması gerektiğini düşündüğünüz bir durum ve bir anda sizde gerçekleşiyor bu. Şimdi burada birkaç kısa kaçış yolu var. Bir kendimi kandırmak bir anlamda ve inandırmak sanki bu hiç yokmuş gibi sanki ben gerçekten yaptıklarımla hizalıymış gibi. Bu kandırma bazen bilinçli de olabiliyor. Bilinçliden kastım aslında yapmadığımı biliyorum. Fakat bunu kabullenmek sadece konuyu yapmadığımı kabullenmek anlamına gelmiyor. Söylediğimle doğru gördüğümle yaptığım arasındaki mesafeyi de kabullenmek anlamına geliyor ki bu mesafeyi gösterenlere olan benim tepkim ben öyle olamam söylediğini yapmayan insanlarla ilgili fikirlerimi kendime yapıştırmak istemediğim için ben söylediğini yapmayan bir insan olamam. Ve buradan çıkış yöntemi bu ikisini tamamen görmüyormuş gibi davranmak, bu aradaki farkı görmüyormuş gibi davranmak. İşin enteresan bir diğer açısı ise şu. Bu aradaki farkı görmediğinizde veya görmüyormuş gibi davrandığınızda bu farkı çözmekle ilgili veya bu farkın varlığının sebeplerini incelemekle ilgili hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi bir ben bu farkı görsem diyebilirim ki bunu yaklaştırayım. Yani ben sabahları işte kalkılmasını veya işte şöyle davranılması doğru olduğunu düşünüyorum ama ben farklı davranıyorum kendi davranışımı nasıl buraya getirebilirim? Nasıl yaklaştırabilirimle ilgili bir çaba harcamam için önce bu farkı bir kere kabul etmem lazım. Bir diğer perspektif de burada. Bu ikisi arasındaki farkı görmezsem ve farkın da olmazsam kendimi gerçekten bir noktaya kadar kandırırsam düşündüğüm doğru olan ideal senaryoyu, ideal davranışı, ideal düşünce tarzını muhafaza ettiğimi düşünürsem hiçbir zaman gerçekten doğruya varamayacağım. Çünkü ben zaten varsayarak kendimi tatmin ediyorum. Ben zaten öyle bir insan olduğumu düşünüyorum. Ben zaten sabahları erken kalkan bir insan olduğumu düşünüyorum. Bunlar, verdiğim örnekler komik gelebilir. E, çünkü gerçek hayattan böyle nokta atışı örnek vermek istemiyorum. Fakat ben insanlara değer verdiğimi düşünüyorum. İşte atıyorum. Tatilde çalışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama tatilde kendi çalıştığımı görmek istemiyorum. Yani bir süre sonra bu düşünceye yani insanların tatilde çalışmaması gerektiğini düşünme o düşünceyi kendimle o kadar birleştiriyorum ki gerçekten inanıyorum yani. Ben budur diyorum. Ama Kendim öyle yapmadığımın farkında bile değilim. Bazı özürler koyuyorum etrafına, istisnalar yaratıyorum vesaire vesaire bazen. Bu yine bunları yapıyorsam yine bir farkındalık var demektir. Ama bazısı farkında bile olamayabiliyor e, bunu. Şimdi bunu farkında olduğumuzda diyelim ki ya arkadakini öne getireceğiz ya ya davranışı buraya getireceğiz ya da şimdi bu senaryoda hani insanlara değer vermek dediğimiz için bunun tezatını düşünmek belki kolay olmaz ama ee, sürekli sakalıyla oynayan bir adam düşünün veya saçıyla oynayan birisini düşünün. Aslında o davranışı değiştirmek istiyor. Yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Aradaki farkı da görmeyince istediği şeyin neden istediğini de sorgulayamamaya başlıyor. Ve enteresan bir noktada belki istemekten vazgeçecek Belki kendi doğrusu olmadığının farkına varacak. Belki o doğruyu dışarıdan gelen sosyal baskıyla aldığının farkına varacak. Belki insanlar böyle dediği için sen de öyle olması gerektiğini düşünüyorsun. Öyle olunması gerektiğini düşünüyorsun ama bunun farkına varamıyorsun. Belki de işte şu yüksek lisansı yapmak istiyorum. Belki de sadece yapmış olmak, yapmış olmuş şekilde gözükmek. Kendimi öyle görebilmek. Bu arada onu yapmak isterken bir yandan da oraya hitap eden hiçbir şeyi yapmıyorum. Ama yapmış olmak istiyorum. Tabii bunların bu bahsettiğim örneklerin doğaları birazcık farklı. Ama konunun özünde yapılmak istenen söylenenle aksiyonun düşünülenle aksiyonun birbiriyle hizalı olmaması. Ve bu aradaki farkın başkalarında olduğu gibi başkalarında gördüğümüzde ne kadar rahatsız ediyorsa bizi de aynı miktarda rahatsız ediyor olması. Peki ben bu videoyu niye çektim? Düşündürmek için. Başlara demiştim. Sesli düşündüğüm bir diyalog olacak. Bu diyaloğu yaptığımız kişilerde daha fazla bu konular üzerine düşünüldüğünü gördüm. Ve daha fazla üzerine düşünülünce bu biraz önce bahsettiğim o farkındalık eksikliği giderilme yolunda adım atılabiliyor. Belki bu video size de bir şekilde faydalı olur. Böyle biraz ağır bir video oldu bu sefer galiba. Emin değilim. Farklı bir video. Ağır olmadıysa da farklı bir video olduğundan eminim. Ama aklımda olan bir şeydi ee, ve konuştuğum e, çoğu kişiye bu diyaloğun faydalı olduğunu gördüm. O yüzden bir ümit size de faydalı olur diye düşünerek paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.